Evet, merhaba, selamlar hepinize. Bugün Dyson'ın çıkardığı hem ısıtıcı, hem soğutucu, hem hava temizleyicisi olan Dyson Pure Hot Plus Cool isimli ürünü inceliyoruz. Evet, ürünümüzün kutusu biraz büyük. Kadrajımıza tam sığmıyor. Ürünümüz herhalde kutunun olduğu boy kadar, şu kadar bir şey. Şimdi çıkartınca bakarız. Dyson teknolojisi var diyor. Biz diyor 30 yıldır bu işi yapıyoruz diyor. Filtre sistemleri üzerine. Zaten filtresini anlatacağım. James Dyson, şef mühendisi. Burada Dyson'ın diğer çeşitli ürünlerinden gösteriyor. Dyson motorları, işte top teknolojisi, air multiplier teknoloji, bizdeki ürün bunu kapsıyor. Onun dışında başka da bir şey yok. Göstereyim. Evet, cihazımız bu. Boyutu tam kutunun üzerinde olduğu gibi. Şöyle bir, diyor ki bu sizin uzaktan kumandanız diyor. Uzaktan kumandası var. Ayrıyetten de burada gösterdiği gibi Dyson Link App diye bir uygulama var. Telefonumu ben zaten kurdum. Cihazı bağlayacağım. Buradan da işte uzaktan Dyson'ın desteklediği ürünleriyle iletişime geçebiliyorsunuz. Bu kumandanın kullanım kılavuzu var burada. Gece modu var en basitinden. Oto mod var. Soğutma ve sıcak iki ayarı var. Şurada arkasında şeffaf bir yeri var. Saat piliyle çalışıyor. Ayrıca pil takmıyorsunuz. Şurada prizi var. Şurada bir kısım var. Şuna bir bakalım. Hoppa. Bu sanırım hava filtresi takılı olmayabilir. Belki de içine takılı geliyordur. Yedektir. Bakacağız. Cihazın kullanma kılavuzu diyeyim. Şöyle bayağı büyük. Harita metot defteri gibi. Birçok dilde de yazıyordur. Türkçesi var mı? Var. Evet. Sadece en altta şey diyor. Bu ürün sadece iyi yalıtılmış alanlar ve çok amaçlı kullanımlar için uygundur. Yani atıyorum evinizde kullanacaksanız cam pencere açık olmasın demenin kibar versiyonunu yazmışlar. Yoksa tam verim alamazsınız diyor. Nasıl bir cihaz? Hassas bir cihaz mı acaba? Tamam, burada karbon filtre var. Dikkat edin kullanmadan önce diyor. Cihazımızın alt kısmı çok hassas, eğilip bükülebiliyor. Şöyle göstereyim hatta. Şurayı nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Yani cihaz böyle öne eğiliyor, dönebiliyor. Şöyle ayarı da var. Şöyle dik tutuyoruz. Bakalım filtreleri içinde takılı geliyor mu? Bizimkiler yedek filtre mi? Ona da bir şöyle direkt filtresi yedek şekilde geliyor. Bunun içinde bir filtre var. Toz filtresi var ama ayrıyetten de şu filtreyi takarak herhalde güçlendireceğiz bunları. Ben diyorum ki bunu buraya takıyoruz. Bunu da buraya takabiliyoruz üzerine. Evet. Aynı şekilde arkasındaki filtre de bu şekilde. Şu anda alet biraz sessiz çalışıyor. Benim mikrofonuma biraz ses geliyor olabilir ama şu an gece modunda. Şimdi gece modundan çıkalım. Normal sesi bu. Gece moduna geri alayım. Gece modu özelliği şu işe yarıyor. Normalde bu cihaz bulunduğu ortamı sabit sıcaklığa getirtebiliyor. Yani atıyorum 18 derece yap bu diyorsun. 18 derece yapana kadar çalışıyor. 18 derece olduğu zaman duruyor. 18 derece durduktan sonra atıyorum ısı değişikliğinde de çalışıyor, ara ara kendini kapatıyor. Enerji tasarrufu sağlıyor size bu. Gece modu şu şekilde, atıyorum bebeğiniz var. Hani sırf alerjim var ya da ne gerek var diye düşünenler olabilir. Bebeğiniz var ve ideal uyuma sıcaklığı sallıyorum şu an. Afaki rakam 24 derece. 24 dereceye ayarlıyorsunuz bunu. Odayı 24 derecede tutuyor. Odayı, kapısını kapatıyorsunuz. Hem havayı temizliyor hem odayı sabit bir sıcaklıkta tutuyor. Ya da işte ben bebeğin yanına koyayım ısıtsın ya da işte uzağa götürürüm çocuğu hani terletmesin gibi derdi yok. Odayı komple eşit şekilde ısıtıp soğutabiliyor. Hani odanın en köşesi de 24 derece, öbür tarafı da 24 derece olarak ayarlayabiliyor. Bunu nasıl yapabiliyorsun? İşte mühendislik harikası zaten buradan geliyor. Ben size cihazın belli başlı özelliklerini anlatayım. Şimdi cihaz akıllı ve kolay filtre bakımına sahip bir cihaz. Üzerinde sensörleri var. Süzdüğü partikülleri tarzının tutarını da anlatabiliyor. Ne zaman filtresi değişmesi gerektiğini size bildiriyor. Hatta mobil uygulamamız var. Cihazımıza bağlayınca bunu bildirim olarak da verebiliyor. Ayrıca şunu belirtmem gerekiyor. Ben bir alerjik bronşit hastası olarak toza alerjim var mesela benim. Ve şöyle bir durum var. Atıyorum dışarıda kirli bir hava var. Mesela İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde hava kirliliği çok yüksek seviyede ya da sanayinin olduğu bölgelerde. Dışarıdaki hava kirli, evdeki hava temiz diye bir olay maalesef yok. Hatta şöyle bir durum var maalesef. Evdeki hava dışarıdaki havadan 5 kat daha kirli bir hava. Ve biz çalışan insanlar olarak hayatımızın neredeyse %95'ini
%90-95 arası bir dilimi kapalı mekanlarda geçiriyoruz. Bu da aşırı derecede bir kirli hava oluyor. Ciğerlerimize kirli hava çekiyoruz maalesef. Temiz hava çekmiyoruz. Cihaz kapalı ortamdaki havayı temizlemek için çok ideal bir cihaz. Kirli havayı alıyor, filtrelerden geçiriyor. Temiz bir şekilde bize sıcak veya soğuk olarak veriyor. Bu cihazın temel mantığı bu. Isıtıcı, fan gibi düşünmeyin bunu. Fan sonuçta sıcak hava üflüyor size ama aynı havayı veriyor. Bu sadece temizlediği havayı sıcak veya soğuk olarak bize veriyor. Bu şekilde de evimizi ısıtıyor ya da soğutuyor. Cihazın filtre bakımını hani ne zaman yapacağım, ne zaman filtrelerini değiştirmem gerekiyor gibi özelliklerini cihaz size kendisi söylüyor. Çünkü çok üst seviye bir teknolojiye sahip bu cihaz. Cihazın en güzel özelliği şu, havadaki gazları yani bulunduğu ortamdaki gazları çözebiliyor. Yani hangi partiküller var onları size gösteriyor ve direkt bunu size raporluyor anlık olarak. O iyi bir özellik olmuş. 0.1 mikrona kadar küçük alerjenleri de yakalayıp %99-95'e kadar da filtre edebiliyor. Bu alerji hastaları için çok büyük bir nimet. Hakikaten onu da söyleyeyim. Peki bunu nasıl yapıyor? Cam HEPA filtresi var. Bir de aktif karbon filtresi var. İki tane filtre var üzerinde. 200 kere katlanmış 9 metre uzunluğundaki borosilikat mikrofiberden yapılan bir filtre. Bu da işte en aslında güçlü olduğu filtremiz. Bayağı bir süzüyor. Cihazda iki filtre var. Bir tanesi cam HEPA filtresi. Başında bahsettiğim. Diğeri de aktif karbon filtre. Aktif karbon filtreyi bahsedeyim. Yoğun bir karbon kristal tabakası kullanılarak tasarlanmış bu filtre. Bu filtre zararlı gazların tutulmasında bize fayda sağlıyor. Onun dışında termostat kontrolü var bu cihazda. Bunu bahsetmiştim zaten. Hedef sıcaklığa ulaştığında otomatikman cihaz çalışmayı durduruyor ve bu bize enerji tasarrufu sağlıyor. Dilerseniz cihazın mobil uygulamasında hangi özelliklerini kullanabiliriz ona bir bakalım. Evet, Dyson Link uygulamasına girdik. Direkt aygıt eklediği bir seçenek çıkıyor. Buraya tıklıyoruz. Burada zaten cihazımız görünüyor şu an. Şöyle. Aygıtınızı makinenizden ekrana yakın tutun diyor. Böylece makineniz aygıtınızı algılayabilir. Tutalım bakalım, gelelim. Bir saniye. Sizi yönlendiriyor, makinenin güç tuşuna basın falan diye. Kuruluma devam et diyorsunuz. Bağlantı doğrulanıyor diye bir seçenek çıkıyor. Bağlandı şu anda. Tam kontrol, akıllı sensörler, kullanışlı ısıtma. Makinemizin nerede olduğunu soruyor. Bu arada şöyle bir durum da var. Ben bu makineyi çekimden önce bağladım zaten. Yani makine ilk bağlanırken sizin modeminizin şifresini soruyor. Sebebi de şu, modeminizin şifresini soruyor. Bütün gün internete bağlı kalıyor makine. Offline bir şekilde atıyorum. Siz işte olduğunuz zaman ya da işte yoldasınız, eve bir saat var ya da 30 dakika var. Diyorsun işte havayı temizle. Odayı biraz soğut, serinlet. Hani ben gelince ferah bir ortama geçiş yapayım gibisinden. Ayarınızı yapıyorsunuz. Bunun olması için de cihazın sürekli internete bağlı olması gerekiyor. O sebepten de size Wi-Fi şifrenizi, parolanızı soruyor. Evdeki modemin şifresini soruyor. Ne diyelim biz? Ofiste diyelim mesela. Ofisteyiz şu anda. Doğrula diyelim. Makinenizi en son ne zaman satın aldınız diyor. Haziran 2019 diyelim. Makinenizin yazılım otomatik güncelle diyelim. Bir güncelleyelim. Evet, şu anda cihazımız bağlandı. Bu arada burada Dyson'ın diğer aygıtları da eklenebiliyor. Bakalım hangileri varmış. Robot süpürgesi varsa ekleyebiliyorsunuz. Hava arıtma cihazı yani bu ve bunun diğer akranları diyeyim varsa aydınlatmaları da eklenebiliyormuş. Çıkalım ya, kurduğumda kurduk zaten. Burada kumanda üzerindeki her şeyi zaten direkt cihazınızdan kontrol edebiliyorsunuz. Açma kapama, işte fan hızı mesela 9-10 yapalım. Şu an sesi geliyor bilmiyorum ama biraz arttı. Osilasyon yani böyle dönme şeyi, onu 150 derece yani böyle tam yuvarlak gibi oluyor. Öyle yapalım. Hava akışı yönü. İster belirli bir nokta ister odayı böyle dağıtacak şekilde. Mesela şu dağıtıyor. Şu versiyon biraz. Bu daha dikine veriyor. Gece modunu alalım. Sessiz olsun biraz diyoruz. Bence her cihazın gece modu olması lazım. Ayrıca da zamanlayıcı var işte. İşte bir saat sonra kapat gibisinden 9 saat sonra 15 dakika ayarlıyorsun mesela. 15 dakika sonra tutacak kendi kendine kapanacak gibi gibi. Onun dışında evinizdeki nem oranını ölçüyor. İşte ofisteki sıcaklık şu diyor. Buranın rapor, cihazın raporlarını anlık belli bir süre sonra günlük veri olarak, haftalık veri olarak alabiliyorsunuz. Buradaki işte gazların da şeyi, hava kalitesi falan filan da ölçebiliyor. Bence verimli ve güzel bir uygulama. Evet, ilk bakış ve kutu açılışı olarak Dyson Pure Cool and Hot ya da Hot and Cool ya da Hot Plus Cool böyle bir cihazdı. Astım hastaları, alerjik reaksiyonlar gösteren ya toza alerjisi olanlar ya da işte bütün gün kapalı ortamda çalışanlar, iş yeri içinde çok bence aktif bir cihaz. İşte yeni doğan bebeği olanlar, çocuğu olanlar ısıtma ve soğutma için kullanabilirler. Ben şahsen bir alerji hastası olan birisi olarak çok iyi bir cihaz bana göre. Ama tabii biraz tercih, fiyat meselesi. Kendi resmi web sitesindeki fiyatı linkini aşağıya koyarım. Tahminim bu hem ısıtma hem soğutma olduğu için 4500 lira bandındaydı ama tam fiyatı tam emin değilim. Koyarım direkt aşağıya linke. Kısacası böyle bir cihazdı. Aranızda bu tür cihazları arayan insanlar olabilir. O yüzden bence faydalı bir cihaz onlar için. Bu cihaz içinde toplam 1148 ya da 1150 tane test yapılmış ve tek bir taviz verilmemiş şey konusunda, hani ısıtma, soğutma, hava temizleme konusunda gayet de başarılı bir cihaz o yüzden. Tabii işte 30 yıldan beri gelen bir altyapıları da var hava temizleme
olarak. O yüzden eğer hava temizleme yani hava filtreleme cihazları bakan kişiler için de ilgi çekici güzel bir cihaz olacaktır. Toplamda tam 3 tane cihazın aslında işini görüyor. Bir tanesi hava temizleme, işte bir tanesi vantilatör, diğeri de ısıtma cihazı. Toplamda bu 3 cihazı tek bir cihaza birleştirmişler. Bence güzel de bir cihaz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay.